Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videolarımıza attığınız her beğeni, yaptığınız her yorum bize çok ciddi ve ciddi katkıda bulunuyor. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah elinize, yüreğinize sağlıklar versin. Ee, sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Bu kanala kim destek veriyorsa Allah gani gani razı olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum kendi adıma. Ayrıca golva.com'a da sizlerin adınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu kanala sponsor oldukları gün gerçekten ben de bu kadar büyük projelere imza atacağımızı düşünmüyordum. İnşallah Perşembe günü siz değerli kardeşlerim de mutluluktan dört köşe olursunuz. Tabii inşallah Fenerbahçe'de kazanır da çok daha fazla köşe oluruz. Batur Altı Parmak'tan İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin için flash açıklamalar gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Caner'in ve İrfan gibi birçok futbolcunun menajerliğinin üstüne Batur Altı Parmak Açıklamalarda bulunmuş, ee, hani bazı açıklamalarına katılmamak elde değil ama bazı açıklamaları sanırım gündemi meşgul edecek. İlk bu haberle başlamak istedim çünkü Caner'in Fenerbahçe'den ayrılmasına neden olacak şekilde verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorum demiş. Radyo Spor'dan Özgür Sancan'ın canlı yayında konu uymuş ve Caner ilk sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldığı için üzülmüştüm. Ama kara gümrük sahip çıktı. O da elinden geleni yapıyor. İstenilmediği yerde kalmaz. Fenerbahçe'nin ayrılmasına neden olacak şekilde verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama hocam Caner'in defansif katkısı sıfır. E, Novak değil mi? Yani 76 asist, 82 gol, 95 tane e, kesti net gol girişimiyle oynadığı için normal. Pereira geldi bazı oyuncuları istemedi. Yönetimde bu karara uydu ama hata yaptılar. Kulüp oyuncuları hocaya verir. Hoca da alternatif birkaç oyuncu ister. Olması gereken budur. Katılıyorum. Ozan Tufan gönderildi. Geri alındı. Caner gönderildi. Steven Colker alındı. Gönderildi. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Yani burada herhangi bir yanlışı varsa belirtin. Ee, neden Fenerbahçe'nin oyuncusu değersizleştirilsin? Ee, yurt dışından gelen antrenörler ve izleme ekipleri Türkiye'de takımların sistemi yok. Spontane oynuyorlar diyorlar. Yetenek var ama sistem yok. Doğru. Arkadaşlar ben bunu çok kişiden duydum. Yani sizin lig, liginizde top mu oynanmıyor? Yani bireysel yetenek, hakemsel beceri, medya vesaire diyorlar. İrfan Can'la ilgili önemli açıklamada bulunmuş. Bu arada ben şunu söylüyorum. Keşke devre arasında Caner geri gelebilseydi. Yani keşke Caner gelseydi Nova Aura'ya verseydik. Yani kafa kafaya değişseydik. Ben daha katkılı olur diye düşünüyordum ama Caner'in kara gümrük maçında yediği kırmızıda da bu sefer sansasyonel bir e, sıkıntı çıkaracaktı vesaire. İrfan Can Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gelirken adale sakatlığı yaşamıştı. Geldiğinde 4 hafta oynayamamıştı. Evet doğru. Sonrasında başladın iyi oynadı. Bu sezonun başlangıcında iyi oynadı. Aynı yerden tekrar sakatlandı. Fakat bu 3. sakatlığı adale sakatlığı değil. Darbeye bağlı omuzdaki kırık. Başakşehir'de neden sakatlanmadı bu çocuk? Neden başka takıma gelince sakatlıklar oldu? Oyuncunun daha fazla dinlenmesi gerekirdi. Bireysel antrenman ziyade toplu antrenmanların aynı standartta olması gerekirdi demiş. Pek çok neden olabilir. Ayrıca takım istediği sonuçları alamayınca bu tek tek oyuncuların performansına yansıyor. İrfan Fenerbahçe'ye transfer öncesinde Avrupa'dan ilgilenenler vardı. Bakın cümleye dikkat. Ama Başakşehir'in istediği parayı veren takım yoktu. Ama olsaydı İrfan Can'ı Avrupa'yı tercih ederken yani Avrupa'dan bir takıma gidebilirdi diyor. Zaten bizim amacımız Avrupa'da seçenek varsa mutlaka bunu değerlendirmektir. Biz 2019'a kadar Türkiye'den Avrupa'ya giden 33 oyuncudan 14'ünü biz gönderdik ve Türkiye'ye 50 milyon euro katma değer oluşturduk diyor. Yani öyle ortalığı karıştıracak bir açıklamalarda bulunmamış. Dün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancağ'ın bazı açıklamaları var. Hani hakem sahadaki futbolcuları tehdit etti. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı falan demiş. İnanılmaz şeyler. Ama ben Murat Sancağ'a kısmen hak veriyorum. Niye hak veriyorum? Ya bazı hakemler gerçekten öyle bir maç yönetiyorlar. Yani kasıt ararsın, inadına yapıyor dersin, birileri yönlendirdi dersin. Biz ne yaparsak yapalım yani bizim bizimle uğraşıyor dersin, hepsini dersin. Yani hepsini dersin. <laughs> Vincenzo Montella demiş ki Mario nasıl kalecinin önünü kapatmış? Topun zaten gidemeyeceği bir yerde duruyor. Mario ve kalecinin hiçbir şekilde görüşünü kapatmıyor. Kusura bakmayın daha fazla konuşmayacağım. Gerginim yoksa kötü konuşacağım demiş. Şimdi arkadaşlar ben yani pozisyon şubu analizi yapmayacağım. Fenerbahçe maç olmadığı için çok girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Yani maçtan önce Beşiktaş Başkanı demiş ki ilk maçta Adana Demir'in hakkı yenildi. Yok pardon Beşiktaş'ın hakkı yenildi. Şöyle oldu, böyle oldu demiş. Katılırım. Eyvallah. Peki dünkü maçtan hani sadece bir pozisyonda Adana Demir'in hakkı yenseydi, eşitlenseydi olmaz mıydı? Hani birden fazla pozisyon için konuşuyorlar. Mesela Adana Demirspor'un 7 golden önce faul diyorlar attığı sayılmayan golde faul yok diyorlar. Ya ondan sonra son golde offside yok diyorlar. Hani bir hata, üç hatayla telafi edilir mi? Adaletinize bırakıyorum. Murat Sancak bitirmemiş. Yani kulüpler birliğinde başkanlara FETÖ'cü teknik adam alın, ligde kalırsınız dedim diyor. 17-25 aradıktan sonra tövbe etmiş falan. Allah aşkına ya süper liglik teknik adamların %30'u FETÖ'cü demiş. Birbirimizi kandırmayalım hem de iyi yerlere geliyorlar demiş. Şimdi ben burada kastettiği iki tane teknik adamı biliyorum. Yani isim olarak zikretmemiş herhalde ama ha yok demiş ki Başakşehir maçında maç 88'de penaltı veriliyor. Emre Belezoğlu ve tayfasının baskısıyla o penaltıyı verdim. Emre Belezoğlu'na da hakkımı helal etmiyorum. Maçtan sonra Metin Korkmaz arıyor. Hakkını helal etsin diyor. Ona da hakkımı helal etmiyorum demiş. Sarper Barış Sakam'ın ne karnı ağrısıdır. Var hakemi Ali Şansalan'a ee, ve Sarper Barış Sakaya hakkımızı helal etmiyorum. Çocuklarınıza beddua etmiyorum. Onlar da benim evlatlarım sayılır. Allah bağışlasın, bahtları güzel olsun. Ama hakkımız varsa Allah çıkarsın demiş. Ee, Valla Cenab-ı Allah'ın adalet sistemi ahirette işleyecek. Orası büyük mahkeme. Orada kimse torpil işletemeyecek. Kimsenin dayısı, amcası yardımcı olamayacak. Oradaki hak alma buradakinin daha iyi. Onu da söyleyeyim. Yabancı kuralı çok yanlış. Bu Şenol Güneş'in Türk futboluna hediyesi. Şimdi Beşiktaş'a gidecek. İnşallah her türlü zorluğu yaşar da orada aklı başına gelir demiş. Şimdi Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gideceğini adam açıklıyor. Enteresan değil mi ya? Yani çok enteresan değil mi arkadaşlar? Adana Demir Başkanı'nın Şenol Güneş açıklaması. Şimdi bu açıklamalardan sonra ben bugün medyayı karıştırdım. Yani ne TFF'den bir ses var, ne kulüplerden bir ses var, hani ne haberlerde de ses var. Kulüplerden ne destek veren var, ne bir şey var, ne TFF'den toplantı talep eden var. Yani bu tip konuların üstü kapatılıyor. Yani üstü kapatılıyor. Ya arkadaş sen kimi kimi söyledin? Kim FETÖ'cü? Kanıtla diyen eden yok. Ama normal sıradan bir vatandaş olarak bunu yapsanız başınız çok ağrır. Eee Ha ben şunu söyleyeyim. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Bir cümlesi var. Diyor ki ya askerde, poliste, de, şurada, burada FETÖ'cü çıktı da bir tane mi hakemde çıkmadı diyor. İşte insanların yıllardır kafasındaki soru işareti bu. İnşallah çözülür. Ee, ama ben şunu söyleyeyim. FETÖ, METÖ ben hikaye, hikaye olduğunu düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Ben eskiden hakemlerin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Türk hakemlerin. Ama şimdi çok iyi olduklarını düşünüyorum. Bir insan eğer bir işinde iyi ise her türlü çakallığını bilir. Bizim Türk hakemleri işinde çok çok iyiler ve çok iyi çakallık yapıyorlar. Fenerbahçe maçlarına bakın. Takır takır bizim futbolcular sakatlanıyor. Serdar'ın şura kırılıyor. Ne penaltı veriliyor ne bir şey oluyor. Şey de uyuyor. Yayıncı kuruluş da uyuyor. Göstermiyor doğru düzgün açıdan. 5-10 dakika sonra gösteriyor. Millet zaten unutmuş. Heyecan gitmiş. Yani lanet izlenmez bir ligdeyiz. Şimdi ihale sürecinde <laughs> ihale sürecinde yayın hakları. 21 Şubat pazartesi günü yeni yayıncıyı açıklayacaklarını söylüyorlar. Hani Beyin Sports ya da Saran Medya olacak diye. İnşallah Saran Medya olur. Çünkü Beyin Sports'u hala veriyorlarsa Türk futbolu zaten yazıklar olsun Türk futboluna. İkide bir de indirim yapıldı, indirim yapıldı, indirim yapıldı. Kulüpler battıysa en büyük sebebi budur. Bunlara yüz verenlerdir. Ama iyi bir tarafı var şu. Şimdi kulüpler ihalenin dekoder satışı teklifi veren firmaya verilmesi halinde. Yani CS Sport dedi ki benim dekoderim var ya da Beyin Sport dekoderim var. Bu dekoderli firmaya verilmesi halinde maç yayınlarının satışında aktif görev alacak. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler kendi taraftarına dekoder veya abonelik satışı yapacak. Arkadaşlar bakın yıllardır söylüyorum. Kulüpler kendi sattığı dekoder üzerinden yayın gelir alsın diye. Bakın bu Fenerbahçe'ye çok ciddi bir kar sağlayacak eğer olursa. Niye biliyor musunuz? Ya arkadaş tamam diğer kulüplere de pay verin. Yayın havuzundan pay verin. Ama sattığı kadar da millete şey yapmıyor. Yani Fenerbahçe taraftarı %50'sini izliyorsa bir zahmet Fenerbahçe yüksek gelir alsın. Ya ben parayı niye veriyorum? Kulübüm için veriyorum. Kulübe gitsin diye. Ya TFF ödül dağıtırken şampiyonluğu, puan hesabı, kat sayılar. Ben ligde adalet olduğuna inanmıyorum ki. Benim gibi birçok kişi inanmıyor. Şu an ben anket yapsam desem ki ya şampiyonluğu yani e, takımları yani ayrı tutuyorum arkadaşlar. Oynanan futbolları şunlar bunları ayrı tutuyorum. Tabii ki takımlar hak ediyorlar. Tabii ki emekler veriliyor. Ama 3 Temmuz 2011 süreci hatırlayın. Fenerbahçe tertemiz olduğu Yargıtay kararıyla hani kanıtlanmışken hala ortalığı karıştıranlar varken ben diyorum ben de şimdikilere inanmıyorum. Yani hakkıyla takımların şampiyon olduğuna inanmıyorum. İtici bir güç var arkada. Yani ha gerek hakemler, gerek medya, gerek rakipler. Geçen sene hatırlayın o Bilong haftalarca konuşuldu. <laughs> Alanya yakalayıcı Marafonu elini çekti çekmedi. Ondan önceki sene Galatasaray'ın bir Rize deplasmanı var. Evlere şenlik başladı. Bir Galatasaray'ın bir Beşiktaş maçı var. Evlere şenlik. Benim Galatasaraylı arkadaşlarım şey diyordu. Ya arkadaş hakemler de bu kadar belli etmesin kolladığını falan diyordu. O yüzden ben kulübüm için para veriyorum. Ve yayın gelirin bu şekilde olmasını da talep ediyorum. İnşallah da böyle olur. West Ham United'ın Atilla Salah için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddiaları var. Ama bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu duyumu da vermiş olalım. Şimdi gelelim asıl baba kısma. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa mı? Uhde kaldı dem mi hocam içinde? Getiremedim Bielsa'yı içinde uhde kaldı. Hmm. Mustafa hocam sende var ya bir Bielsa'yı getirseydin senden mutlusu yoktu. Valla Bielsa gelseydi benden mutlusu yoktu. Katılıyorum. Ve sizden de mutlusu yoktu belki. Belki sizden de mutlusu yoktu. Bugün e, öğretmenler arkadaşlarla konuşuyoruz öğretmen arkadaşlarla. Diyorum ki ya Fenerbahçe'nin diyorum sıkıntısı ne? Trabzon maçından sonra diyor. Hakem hani hakem evet diyor orada mahvetti. Aynı hakem de dünkü maçın kahramanım. Ama diyor Fenerbahçe çok takıldı ya oraya diyor. Yani oraya takıldı. Ardı arkası gelmedi. Yani ardı arkası gelmedi. Ve e, yani ardı arkası gelmeyince ne oldu? Fenerbahçe alaşağı. Aynısı Galatasaray için de geçerli. Aynısı Galatasaray için de geçerli. Dikkat edin Galatasaray'a. Dikkat edin abi Galatasaray'a. Bir Crespo'nun golü Galatasaray'ı bitirdi. Bir Crespo'nun golü mahvetti. Çıtır çereze dönüştü takım. Bir şey. Ee, kimdi? Kimdi? Beşiktaş'ın Giresun'dan dört yemesi. Bitirdi. Aynı şekilde bizimkilere diyor Fenerbahçe iki senedir, 3 senedir aynı şeyi. Ya arkadaş takılmayacağınız bu kadar diyor. Bizimkiler takılıyor maalesef. Şimdi löv çok konuşuluyor. Ve Fenerbahçe cephesinde löv çok ciddi konuşuluyor. İddia ortaya atmışlar. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Lukescu diye teknik direktör adaylarından başkan Ali Koç danışmanlarından biri Mircea Lukescu önerdi falan filan. Haberi okumaya gerek bile duymuyorum. Külliyen yalan. Yani ha Dinamo Kiev'i çalıştırıyor orada savaş ortamı var, şu var, bu var. Ee, İlla ki işin içine katacaklar diye bekliyordum ama beklemeyin. Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde diyor 25 haftalık e, performans olarak. Bu sezon 11 galibiyet 7 mağlubiyet 7 beraberlik 40 puanla 6. sırada. Geçtiğimiz sezon 25 haftada 1 hafta bay geçildi. 16 galibiyet 5 mağlubiyet 3 beraberlikte 51 puanla 3. sıradaydı. Bu seneye oranlıyorum. Trabzon 60 puanda Fenerbahçe'nin bir maçı eksik 51 puanda. Kaldı ki geçen sene Fenerbahçe ilk devrede Trabzon'u yenmişti. Bu sene de yendiğini varsaysam 57 puanda Fenerbahçe 51 puanda bir maç eksiği var. Yani geçen seneki kötü dediğimiz Erol Bulut'u bile arar olduk. Yani geçen 25 6da 38 gol attı. Kalesinde 30 gol gördü Fenerbahçe. Geçen sene 47 gol atıp 26 gol yedik. Ve savunmada beklerken. Değil mi? İlginç. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek senenin planlamasını yaparken Löv'ü getirmek istiyor. Artık bunu herkes biliyor. İşte Löv'le anlaştığı yardımcıları belli. Sezon sonu komple gelecekler. İki yani tane ekibindekiler takım çalıştırıyormuş. Löv de korkuyormuş. Aman diyormuş yıllardır takım çalıştırmıyorum. Patates tarlası gibi olurum falan filan. İsmail Kartal'da da ekibinden olsun falan filan. Bu iddiaları, bu duyumları biliyorsunuz. Yani kimlerin ortaya attığını, kimlerin arkasında durduğunu biliyorsunuz. Ben isim vermeyeceğim. İsim verirsem bu sefer hedef almış gibi olurum. İsim vermeyeceğim. Şimdi ee, Hocam ee, Löv İspanya'ya gidecekmiş. Şöyle olacakmış. Böyle olacakmış. O beni hala kadar etmez. Nereye gidiyorsa gitsin. O beni hala kadar etmez. O da tamam. Bunda da anlaştık. Yani Bunda da anlaştık. Bu arada Balotelli kendine ırkçılık yapan bir Beşiktaş yok taraftar sayfasını e, etiketlemiş. Tebrik ederim Beşiktaş demiş. Ya bu takımlarla kıyaslamayın ya. Irkçılık şu bu. Bizim ülkede ırkçılık yapılmaz ya. Bizim ülkede en fazla kişisel, şahsi şeyler olur. Geçen gün Allah rahmet eylesin Trabzonspor taraftarı kalp krizi geçirmiş. Ya yorumları görseniz inanılmaz yorumlar. Şimdi ben söyleyeceğim yorumlara da. Aşağılık insan çok buradan kesecekler edecekler sanki ben yapmışım gibi bahsedecekler. O yüzden bahsetmiyorum ama yok iyi ki öldü, yok şöyle oldu, böyle oldu, yok işte bilmem kaç senedir şampiyonluk göremiyordu, komik, tıp, yok, yok fıkrası şöyle böyle. Ya insanımız gerçekten bak insanımızın içinde insan olmayan çok fazla var. Neyse biz konumuza dönelim. Yok Löv'le anlaşıldı, yardımcıların anlaştı, komple geliyorlar. İşte Ali Koç Aynı zamanda Jorge Jesus'u da yedekte tutuyor. Jorge Jesus'la da görüşüyor. Şimdi akıl, mantık şunu diyor. Ulan Löv'le anlaştın. Ekibiyle anlaştın. Ulan o zaman daha ne şey deşiyorsun. Niye Jorge Jesus'tan görüşüyorsun? Löv'le anlaştıysan Nirvana'dır. Fenerbahçe'nin Nirvana teknik direktörüdür artık. Bitti. Ya da ötesi yok. Bunun mantığı yok. Bu yalan. Bu külliyen yalan. İkincisi, ya Ali Koç Löv'le anlaştıysa şu anda Ali Koç'a edilen küfürlerin, edilen hakaretlerin, istifa fahişteklerinin, şunun bunun alay etmelerin hat hesabı var mı? Yok. Ali Koç Löv'le anlaşsa ya niye bunu taraftara açıklamasın? Niye kamuoyuna açıklamasın da? İşte bir tane YouTuber'a söyletip işte o da çıksın açıklasın. Ali Koç'a sordum açıklayabilir miyim? Tabii ki açıklayabilirsin dedi. Çabuk açıkla kardeşim. Bak Fenerbahçe taraftarı bekletmeye gelmez. Fenerbahçe taraftarı beklemek istemez. Bu nedir ya? Ya Lövgense bu kadar angutça açıklamayla mı açıklanacak? Ya bu kadar angutça mı açıklanacak? Bu kadar angutça açıklanacaksa zaten hiç gelmesin. Ha şu olur. Ali Koç dergi yeni teknik direktörle anlaştık arkadaş. Önümüzdeki senenin planlaması hazır. İsmail Kartal'da ekibimizde yer alacak. En iyi şekilde hazırlayacak. Şimdiden de büyük bir scouting çalışması yapıyoruz. Der. Bana da ekmek çıkar. Size de ekmek çıkar. Niye? Günlük 3 tane 4 tane gurbetçi getiririz. Ne olacak? Birçok şeyler A spor A spor 10 tane 20 tane getirir. Biz 3-4 tanesinin haberini yaparız. Sonra derler ki Hoca sen de her gün bir fitbolcu getiriyorsun derler. Çünkü ben haberleri okuyorum. Size elimden gelince doğru duyum vermeye çalışıyorum. Geçiniz. Metin ee, neyse isim söylemeyeyim iki tane arkadaş var. Çok net konuşuyorlar. Sonra iki tane arkadaşa ait işte 12 numaranın telegram grubu var. Orada da ee, demişler ki 12 numara telegram grubunda işte şahsın söylediği olay yalan. Bir ay önce lövle anlaştık zaten. Kendisi ve ekibiyle ilgili bilgiler geçmişe dayanıyor demiş. O zaman bana niye küfürler ettirdiniz? Milleti gönderip nerede löv, nerede löv diye. Ben ulaştığım bilgileri aktardım. Sonra beceremediğinizi aktardım. Sonra sezon sonunda Aykut Kocaman geliyor dedim. Çünkü Aykut Kocaman'a yönel dedim. Sonra Allah'tan birçok kardeşimiz beni ciddiye aldı. Ağır tepkiler koydular da Aykut Kocaman fikri şimdilik rafa kalktı. Ha bu arada Aykut Kocaman'ı istiyorsanız hiç tepki vermeyin ha. Vallahi bak hiç tepki vermeyin öyle bekleyin. Çünkü Fenerbahçe'de hep gidenler geldiği için. Bugün duyum döndü. Bugün duyum döndü. Lövün ayağı uğurlu geldi. Ali Koç'un telefonları susmuyor. Almanya'nın dev markaları Fenerbahçe'ye sponsor olmak istiyor. T-Mobile şuraya bir yazı yazalım diyor. DHL diyor şura bizim diyor. Audi diyor şura bizim diyor. Deutsche Bank diyor şura bizim diyor. E, Şaban e, gurbetçi Şaban'ın süt firması şuraya biz sponsor ekleyelim diyor. Aba o millet sıraya girmiş. Bugün başka bir açıklama geldi. Aynen okuyorum. Lövle belli bir aşama kat edilmiş ama her an her şey değişebilir. İki gün önce Leeds United, Marcelo Bielsa ile devam etmeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe yarın Bielsa ile anlaşırsa benim için sürpriz olmaz demiş. Bakın, bakın arkadaşlar, bakın. Ben dediğim zaman bana diyorsunuz ki perim kasıyor. 3 tane tıklama için yalan söylüyor. Bir de Allah'tan korkuyorum diyor diyorsunuz. Açık ve net. Aha. Şimdi bu grubun bütün yazarlar biliyorsunuz 12 numara son günlerde işte Sports Digital, ee, San, sansürsüz futbol, işte A Spor gibi Fenerbahçe'ye gram katkısı olmayan ben katkılarını görmüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarına hiçbir hediye vermeyen o kadar ücret kazanmalarına rağmen bu tip e, medya kuruluşlarını yanına çekmiş durumda. Bir Aykut Kocaman PR'ı denediler ama taraftar ağır tepki verince geri durdular çok şükür. E, biz tabii yönetimdeki yönetime yakın kaynaklarımızda biz Nenat Bielisa ismini çok söyledik. Yani iyi bir heyecandır, şöyledir, böyledir. Ama Ali Koç'u ikna etmeye çalışıyor. Hatta ben biraz daha detay, detaya gireyim mi? muhalif kanat kesinlikle Löv'ün gelmesini istemiyor. Çünkü Löv gelirse diyorlar, yani Fenerbahçe'nin karşısında hakemler de olsa, medyada olsa, TFF'de olsa, başka bir şey de olsa, yani başka bir şey de olsa Fenerbahçe şampiyon olur diyorlar. O yüzden istemiyorlar. Yani o yüzden istemiyorlar. Ancak Aykut Kocaman'la ilgili de şunu söylüyorlar. Keşke Aykut Kocaman gelse diyorlar. Ali Koç'a birisi bir uyarıda bulundu. Ya bak Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'la yiyor, içiyor, kalkıyor. Sen Aziz Yıldırım'la arayı düzeltmeye çalışıyorsun ama yarın bir gün Aykut Kocaman gelir. Adama sen hain dedin. Vatanın haini dedin. Sıkıntı yapar, seni de şey yapar diye. Çok güzel bir şekilde Nenat Bielisa'yı da aklına soktular. Ama Marcelo Bielsa şimdi gündemimizi meşgul ediyor. Of. Murat Sancıhan tribündeki görüntülerini izliyorum şu anda. İnşallah size ses gelmiyordur. Yok gerçi gelmiyor. Felaket bir şey var. Tepki var. Şimdi Marcelo Bielsa'ya gelelim. Yaz transfer döneminde aman dedim elinizi ayağınızı öpeyim. Aman Ali Koç etme eyleme getir. Hocam 66 yaşında bunak mı getireceksin? Yok 3 yaşında daha yeni konuşma öğrenmiş çocuk getireceğim. Ya arkadaşlar bakın bu ülkede herkese kulp bulurlar. Kimi getirirsen getir kulp bulurlar. Marcelo Bielsa'yı yazın getirseydik biz şu anda öyle Trabzonspor yok 60 puanda yok şu puanda yok bu puanda yok şöyle bu şu kollanıyor bu kollanıyor bu şöyle biz şu anda belki biz belki şu anda 60 puanın çok çok üstünde yer alıyorduk. Belli olmazdı bu işler. Bu işler belli olmazdı arkadaşlar. Belki biz de 61 puandaydık. Marcelo Bielsa gelseydik. Çünkü bu takımda taktiksizlik, sistemsizlik Fizik kondisyon yetersizliği, disiplinsizlik, hat safhada. Bizim takımın nasıl ürettiğini kimse anlamıyordu. Hala da anlamıyorlar. Şimdi Bielsa dediğin adam 66 yaşında. 21 Temmuz 1955 doğumlu. Tipik yengeç burcu. Duygusal özellikleri var. Film falan izlediğinde ağlar. Oyuncularla iletişimi kuvvetli. Şimdi baktığınız zaman yönettiği takım Leeds United ve kötü sonuçlar almış durumda Leeds United'la. Şimdi Leeds United'ın değeri 265 milyon euro. Bakın 265 milyon euro. 265 milyon euro. Adam işte sol bek almış 15 milyon euro'ya, kanat almış 30 milyon euro'ya falan. Bu bizi aşar baba. Ama şimdi Premier Lig dedim 265 milyon euro'yu aklınızda tutun. <laughs> sıralamaya bakıyorsun sıralamaya. Yani sondan 2, 4, 6, 8. sırada Leeds United. Yani sondan sondan 8. sırada. Yani listeye baktığın zaman altlarda olmasa en kötü durumda Watford var. Watford. Sonra Burnley, Norwich City, Brentford hani sadece transfer market piyasasından bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Brighton Albion 23 kişilik kadrosuyla kötü durumda ama 23 kişilik kadrosu var vesaire vesaire. Hani çok da girmeyeceğim. Şimdi bu ligde bu ligde yani Premier Lig'de elbette ki e, yani elbette ki bir e, başarı elde etmek imkansıza yakın. Hele hele şu şeyle. Sıralamadaki durumuna bakıyorum. Leeds United'ın 15. sırada. Yani sondan 2, 4, 6. sırada. Hemen hemen kadro kalitesiyle eşit sayılabilir. 27 maç, 7 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet, 1.07 puan ortalaması. Çok kötü bir puan ortalaması. Ama ona rağmen totalde 167 maç, 1.63 puan ortalaması var. Şimdi Lille'deki 14 maçta 1.07 var. Marsilya'da 41 maçta 1.68, Atletik Bilbao'da 113 maçta 1.42, Şili'de 51 maçta 1.80. Arjantin milli takımında 2 dönemi var. Birinde 3.00 6 maçta. 68 maçta 207. 0 Espanyol'da 12 maçta 1-0. Neville's Old Boys'da 2 maçta 1.5 puan ortalaması. Yani baktığınız zaman öyle ahım şahım bir teknik direktörü değil. Hani Fenerbahçe taraftarı isterken aman bize gelsin uçurur kaçırır süper yapar falan. Mantığında değil Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarı bir el sayı bir sistem adamı olarak bir otorite olarak istiyor. Ben şunu söyleyeyim. Benim bildiğim Ali Koç kapıdan içeri sokmaz. Kapıdan içeri sokmaz. Niye? Kendi otoritesi sarsılır. Kendi otoritesi sarsılır. İkincisi, hocam peki getirse şampiyon olur muyuz? Ya Allah bilir. Getirse şampiyon olur muyuz? Allah bilir. Bakın benim burada anlatmak istediğim nokta şu. Sizlerin zihniyle, aklıyla, fikriyle alay ediyorlar. Şimdi diyorlar ki bir yasa kesin gibi konuşuyorlar. Bak kesin gibi konuşuyorlar. Bunu ben yaptığım zaman yükleniyorsunuz hacı babalar. Diyorsunuz ki bana hocam sanki gezin gibi konuşuyorsun. Bir elsa ben nerede gibi konuşuyorsun. Yazın Ali Koç dört defa FaceTime'da görüştü. Belki bak nasip olur. Allah nasip eder. Belki bir elsa gerçekten gelir. Ali Koç çıkar der ki yazın biz işte birkaç kez görüştük ama olmadıydı der. Sonra gelirsiniz Mustafa Hocam hakkını helal et ya. Biz sana yazdan beri küfür ediyorduk Dersin ama ben etmeyeceğim. Ben çünkü duyum arkadaşlar ben duyum anlatıyorum. Duyum aktarıyorum. Ya bir tarafından uydurmuyorum. Ha bir tarafından uydursam zaten benim sizden helallik dilemem lazım. Benim sizden helallik dilemem lazım. Varsa bak gerçekten yani kafadan attığım falan benim sizden helallik dilemem lazım. Ha ben çok çok eminim. Dört defa görüştü. Bak dört defa görüştüğüne kadar eminim. FaceTime'da. Belli mi olur? Bu işler döner. Ama şu bir gerçek. Löv'ün eline öyle bir koz verdik ki. Yani Löv'ün eline öyle bir koz verdik ki şu saatten sonra olacağı varsa da olmaz. Çünkü bütün ipleri eline verdim. Hani adam diyor ki bunlar bana muhtaç. Muhtaç bunlar bana. Ben sana muhtaçım diyor ya. Adını mıh gibi kazıdım diye. Bizimki adını mıh gibi kazıttırdı. Biliyor. Fenerbahçe'nin muhtaç Hocam işte adam sistem adamı löv sistem. Adamı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne löv ne bielsa. İkisi de değil. Fenerbahçe için sistem adamı ne nat bir yeli salır. Niye biliyor musun? Çünkü yönetim beceriksiz. Kimse yalamıyor. Kimse yalamayınca ne olacak? Kendi içinde futbolcu oynatacak. Bak bize var ya. Size bir şey söyleyeyim. Bize ulan ben inat ediyorum. Altyapınızdan sizi şampiyonluğa oynatacağım diyecek bir manyak lazım. Bize bir fıttırık lazım. Bize bir çılgın lazım futbolcuları Davum dönemini hatırlarsınız. Roland Koç şeyde Belgrad Ormanı'nda futbolcuların pestilini çıkarırdı. Sezon başı kampında var ya futbolcular yani açarlardı. Hristiyan olanlar bile ellerini açarlardı Allah'ım derlerdi. Ben sana iman ettim. Sen beni bağışla bir an önce şu lig başlasın. En azından ma yoğun maç temposunda şundan kurtuluruz derlerdi. Şimdiki futbolcular çık 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 çık. Paylaş Instagram'da paylaş. Çalışıyorum. Çek baba böyle çek. Yandan çek. Şuraya gönderdim. Lan sizin hayatınız çok, Size davumla. Fenerbahçe'ye var ya davum lazım aslında. Hocam davumda. 155 yaşında ya. Bak. Ucuz maliyet. Ali Koç'un zihniyeti şu. Ali Koç bir milyoncu. Ali Koç bir milyoncu. Hani yoldan geçerken 50 kuruş ver tırrek diyenler var ya. Ali Koç onlardan. Ali Koç'un mantığı ucuz iş gücü, yüksek performans. Yani Çin modeli. Asgari ücretle çalıştırayım. Asgari ücretle çalışsın bunlar. Ben bunlardan para kazanayım mantığında. Ali Koç için iki tane alternatif sunuyorum. Bir Nenat, bir Elisa. Bak bir Elisa gelirse Fenerbahçe çağa atlar. Ama arkasında durursa. Ersun Yanal'a yaptığı mobbingi yapmazsa. Yok e kadromuz yeterli yeterli deyip de ertesi sene 18 tane futbolcu alıyorsan. Dönek derler adama. Adama dönek derler. Hani kadron yeterliydi? Geçen sene Emre ile Sivas maçı kaybedildi. Ne dedi? Biz geçmişten ders aldık. Hatalarımızdan ders aldık. Öyle yapma sil baştan olmayacak. 15 tane futbolcu yine. Lan çok mu zordu? Bir tane sağ bek. Bir tane sol bek. Caner ile Gökhan'ı yedeklesin ya. Nazım Allah bela bildiği gibi yapsın ya Nazım. Gönder gitsin. Caner'i Gökhan'ı yedekleyecek bir tane babalar gibi sağ ve sol bek alacaktın. Hangi mevki eksikti? Kanat eksik. Bir tane kanat alacaktın. iki tane kanat alacaktın. Hangi mevki eksik? Forvet eksik. Vedat'tan sonra forveti bulamadın. Mesut'u da getirmişsin. Ya dünyanın en iyi 10 numaralarından birini getirmiş. Pelkasa teklif var. Teklif geleni satacaktın. Diyecektin ki arkadaş ben yapılanmaya gidiyorum. Bitti. Kim Minji'yi bulamazdık o zaman. Ayrı mesela Crespo'yu, Crespo'yu bulamazdık ama ya iki tane, üç tane de böyle adam bulacaktın. Yani nokta atışı yapıyorsan sağ bek, sol bek diye başlayacaktın. Forvet diye devam edecektin. Üç. Babalar gibi isim alacaktın. Emre ile de devam edecektin. Ya stajyer mi stajyer bitti. Bir el sayı getiremiyorsan Emre. Ya da arkadaş bir el sayı getiremiyorsan Emre'ye diyecektin ki Emre sen kimle uyum sağlarsın? Ya bana bir hoca söyle. Birlikte çalışın. Hani pro lisans şu bu olayını bahsetmiyorum. Birlikte çalışacağım bir hoca söyledi. Maalesef Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Fenerbahçe'de iletişim sıfırın altında eksilerde. Bugün bir forma skandalı paylaştım. Yani Feneriyum'da forma 400 liraya varıyor. Puma'da 319 lira. Şimdi bunu kimse izah edemez bana. Ya sen de hocam bana ama takıldın. Siz takılmadığınız için zaten bizim başımıza bunlar geliyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Bu arkadaşlar görün bakın pompalayacaklar. Bir yerse Fenerbahçe'de diyecekler. Bir yerse ile görüşürdü diyecekler. Belki gerçekten görüşülecek. Ben duyumlar geldikçe önce üyelere sonra abonelere aktaracağım. Merakınız olmasın. Merakınız olmasın. Ama ben bugün itibariyle söylüyorum. Yazın ne kadar bir yelsa gelirse başarılı olur diyorsam bugün o kadar bir yelsa gelirse başarısız olur diyorum. Bugün o kadar löv şöyle gelirse başarılı olur. Ya 10 tane, 15 tane babalar gibi böyle şey bulur, gurbetçi bulur. Sözleşmesi biteceklerden, ne bileyim ucuzlardan der ki ben sizinle yola devam edeceğim. Sizin taktik disiplininiz vesaire benim işime geliyor. Bize Türk istediği kadar futbolcu alsın. İstediği kadar alsın. Takımdaki birçok Türk futbolcu fes, sözleşmesini feshetsen yine yeter. İstediği takıma gitsinler. Mesela bugün Novak sözleşmesini feshetse, iki tane oraya gurbetçi alsa, çatır çatır gurbetçi alsa, 23-24 yaşlarında iki tane Türk alsa, ben o razıyım. Görmeden razıyım. İki tane sağ beke Türk gurbetçi alsa, ben şimdiden razıyım. Ancak böyle başarılı olur. Üç tane de dört tane de bak. Eğer lövü getireceksen 4 tane. Minimum 4 tane A klas babalar gibi yabancıyla anlaşmak zorunda. Löv ismini ortaya koyup getirecek. 4 tane 5 tane de gurbetçi ayarlayacak. Türk yani kastettiğim Türk. Türk milli takımda oynayabilir. Türk sayılabilecek. 8-9 transfer. 2-3 tane de fırsat transferi kollarsın. Belki takas yaparsın, belki başka bir şey yaparsın. 10 diyelim. Kadrodan da illaki 12-13 tane isim, 14 tane isim. 50 tutulur. Gözde görülür isimler olur. 24 kişi. Geri kalan da altyapıdan tamamlarsın. Bugün bana sorsanız Altay Berke. Bence de sözleşme uzatırsa gayet iyi bir tandem. Üçüncü kaleci Ertuğrul. Yeter. Kaleciye masrafa gerek yok. Seni götürür. Ha Altay'a devasa para gelir. Onun yerine mutlaka iyi bir kaleci al. Kim Minji, Atilla Salahi, Serdar Aziz. Üçüne de okeyim ben. Satılırsa yerine gelen parayla bir şey koyarım. Tisserand. Olsa da olur olmasa da olur. Yabancı kontenjanı boşuna. Novak. Boşuna kaplıyor orayı. Nazım boşuna kaplıyor orayı. Orta Gustavo, Sosa, Zaites. Yani hem yaşına hem yıllık ücretine bakarak söylüyorum. Boşuna kaplıyorlar. Mert Hakan dursun. Ozan zaten kalacak elde, belli. E Mesut var 3, İsmail yüksek gelecek 4. E Crespo var 5. 5. Oraya 1 iki tane de ekleme yaparsın. Hocam kalite çok düşüyor ama. Arkadaşlar, futbolcu kalitesi olarak değil. Bu futbolcuların maksimumu olarak düşünün futbolcuda da maksimum verim alacak teknik direktör gelirse eyvallah. Valencia mesela iyi bir teknik gelirse satarsın. Rossi'yi beğenmiyorsunuz. Ben beğeniyorum. Rossi'yi. Rossi Alman tedrisatından geçerse ligin en iyisi olur. Berisha Löv tedrisatından geçerse hayran kalırsınız. Ulan bu adam geçerse ne, çöp topluyordu falan dersiniz. Serdar Dursun hakeza. E Ferdi, Osayi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Hani 14-15 futbolcu zaten çıkar. Bu olur. Yoksa onun dışında Löw başarılı olmaz. Bielsa da başarılı olmaz. Denat Bielsa gibi bir ismi getirirsin. Der ki ben İsmail Yüksek de oynayacağım arkadaş. Size ne? Ha bu da büyük bir risktir. Şampiyon olamazsan. Ama sen Ali Koç için hiçbir sıkıntı yok. Şampiyon da olamasa kulübü de satsa hiç sıkıntı değil. Emeklerinin karşılığını almadan gitme diyen bu kadar fanatiği varken hiç sıkıntı değil. Umarım derdimi anlatabildim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.